Herkese merhaba. Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz. 30 Mart Çarşamba günündeyiz. Finans analisti İslam Memiş Hocam bizlerle olacak. Kendisine hem altındaki son durumu hem de dün Rusya-Ukrayna tarafından gelen gelişmeleri soracağım. Ve tabii ki bunların piyasaya etkilerini de konuşacağız İslam Memiş Hocam'la. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Gözde Hanım. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam ilk olarak ben Rusya-Ukrayna tarafıyla başlamak istiyorum. Dün İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakereleri vardı. Buradan pozitif haberler geldi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması oldu bu konuyla ilgili. Hocam peki sizce Rusya-Ukrayna tarafında bir barış sağlanırsa piyasalar nasıl etkilenecek bu durumda? Olayları jeopolitik tarafta, FED tarafında ve genel enflasyon küresel piyasalar tarafından ayrı ayrı yorumlamak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Özellikle bu operasyon sürecinde müzakereler devam ediyor. Türkiye'nin çok başarılı bir şekilde arabuluculuk görevi var ve dünyanın da takdir ettiği bir süreçte taraflar bir araya geldi. Dün İstanbul'da gerçekleşen bu görüşmeden kısmi olumlu açıklamalar geldiğini gözlemliyoruz. Bundan sonraki safhalarda Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler. Burada da bir metin hazırlanması, bir anlaşma sağlanması. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tekrar Zelenski'nin bir araya gelmesiyle sonuçlanacak bir süreci yakından takip ediyor olacağız. Tabii bu sürece yaymak gerekiyor. Bu Dışişleri Bakanlarının görüşmesi, liderlerin bir araya gelmesi bir zaman içidir. Belki birkaç hafta sürebilir, belki bir aydan daha fazla bir süreç olabilir. Ama bu süreci yakından takip ediyoruz. Jeopolitik gerginlikler gelen olumlu haber akışları ile birlikte bir miktar emtia fiyatlarında geri çekilmeler gözlemliyoruz. Ama bir gün sonrasında baktığımız zaman da yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Jeopolitik risklerle olumsuz yönde etkilenen piyasalarda bugün de tekrar temkinli, gergin bekleyişin devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani bu iş tamamen bitti. Masada kısmi bir anlaşma çıkıyor ama bunun jeopolitik anlamda küresel piyasaları pozitif yönde etkileyecek bir etkinin ben olmadığını şahsen düşünüyorum. Diğer önemli bir faktör de ben yine takipçilerimle sık sık bunu paylaşıyorum. Ben bu sürecin kontrollü bir şekilde birkaç yıl sürebileceğiyle alakalı bir öngörüm var. Bir tahminim var. Ben olayları bu şekilde okuyorum. Hemen böyle bitecek bir süreç olmayabilir. Kısa vadeli... Bölüyorum ama hani bu süreç yani 1-2 yıl sürebileceğini düşünüyorsun. Peki sıcak çatışmalar devam edebilir mi o tarafta hala, yoksa soğuk bir savaşa mı dönüşür sizce artık? Yani burada bir savaş yok. Burada bir operasyon süreci var. Çünkü insanlara farklı anlatıyorlar süreci. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Savaş ülkelerin ordularının savaş ilanı yapması ve orduların savaşmasıyla gerçekleşen bir süreç. Mesela ülkelerin farklı ülkelerdeki şekillendirmelerine operasyon diyoruz. Rusya'nın yaptığı süreçte şu anda operasyon. Bu bir savaş değil. Kontrollü bir şekilde devam etmesinin nedeni de bölgede harita tekrar çiziliyor. Bu sürece Avrupa, Amerika dahil oluyor ve NATO da dahil oluyor. Özellikle buradaki sürecin Karadeniz'de NATO'nun gücünün artması önemli bir faktör. Tabii bu süreç Gürcistan'ın, Ermenistan'ın NATO'ya alınmasıyla birlikte o Karadeniz'deki sulardaki NATO'nun gücünün daha ön plan çıkmasıyla sonuçlanacak. Yani bugün hemen bir anlaştık veya bir ateşkes yaptık haberini ben çok inandırıcı bulmuyorum. O yüzden yatırımcıların burada dikkat etmesi gereken husus bu sürecin hemen bir anda toz pembe hayallerle bitecek bir atmosfer olmadığını düşünüyorum. Bu jeopolitik taraftaki gözlemlerin ve okuyuşum. Diğer yandan biliyorsun dünya genelinde merkez bankaların bir faiz artırma süreci var ve kontrollü bir şekilde bu faiz artırımları yapılırken bütün enstrümanları da kontrollü bir şekilde sabit, stabil tutmaya devam ediyorlar. Yaklaşık iki haftadır da bu sabit duruşun arkasındaki güç merkez bankaları. Kontrollü bir şekilde bir şeyin rally yapmasını veya dip yapmasını istemiyorlar. Bir bakıyorsunuz sert yükseliyor, bir bakıyorsunuz sert düşüyor. Ama dengeye baktığımız zaman da yatırımcıların aslında bu merkez bankaları ile birlikte bu yatay sürecini devam ettirdiğinde gözlemliyoruz. Emtia fiyatlarının dün
Brent petrolün varil fiyatı 103 dolara geldi. Tekrar 110 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ne düşmesini ne de yükselmesini istiyorlar. Böyle dalgalı bir piyasa var. Çünkü diken üstünde bir piyasa var. Belirsizliğini korumaya devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırım süreci var. Haliyle de doların uluslararası piyasalardaki bir değer artışı, Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişler, %3 veya %3,5 civarına kadar yükselirse doların uluslararası piyasalardaki bir değer artışı söz konusu olabilir. Eğer emtia fiyatlarında, kripto paralarda sert bir düşüş olsa hemen dünyadaki bütün yatırımcılar kripto para piyasasına girecek, altın ve gümüş gibi değerli madenlere girecek. Merkez bankaları da bizim kendi paramızdan ayrılmasını istiyor yatırımcıları. Yani ulus devletler kendi paralarında yatırımcıları tutmaya gayret ediyorlar. Ama görünen şu, kısa vadeli bu mesela kripto paralarda yaşanan bu agresif yükselişler bugünlerde tekrar yerini satışlara, kar satışlarına bırakabilir. Bu tarafta kripto paralardaki yatırım yapan yatırımcısı da dikkat etmesi gerekiyor. Biz dün altın ve gümüş fiyatlarında, petrol fiyatlarında sert düşüşleri gördük. Yani bu düzeltmeleri gördük ama kripto paralarda daha görmedik. Muhtemelen 44.000, 43.500 dolar seviyesine kadar Bitcoin tarafında bir gerilemenin ben mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. Ama biraz daha orta vadeye baktığımız zaman da 50.000, 52.000 dolar seviyesinin muhtemel bir sonuç olabileceğini tahmin ediyorum. O yüzden kripto para piyasasındaki yatırımcıların da bu geri çekilmeleri kar satışı olarak okumasını ve düşüşlerinde kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü dünyaya çok net bir mesaj veriyorlar. Özellikle bu net mesajın arkasında yatan sebep şu. Biz faiz artırım sürecindeyiz. Enflasyon dünyalarda artmaya devam ediyor. Bu ulusları olumsuz yönde etkiliyor ve haliyle de bizim işimize karışmayın. Biz 2020 yılında borsa tarafında sizde bir getiri sunmuştuk. Biliyorsunuz her tarafta bir çöküş vardı. Her yer, bütün fabrikalar kapanmıştı. İnsanlar eve hapsolmuştu. Ama borsaya baktık. 2020 yılında ciddi anlamda yükselen bir trend görmüştük. 2022 yılında bence bu getiriyi kripto parayla yatırımcılara verecekler. O yüzden yaz aylarında ben Bitcoin tarafında 70.000 dolar seviyesinin üzerinde bekliyor olacağım. Özür dilerim. Son olarak da 3 ayağını anlattım. Jeopolitik riskleri anlattım. Merkez bankaları anlattım. Son ayağı da enflasyon Gözde Hanım. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ediyor. Muhtemelen de bu yükselişler devam edecek. O yüzden enflasyonun olduğu ortamlarda da altın ve gümüş gibi emtialardaki bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı olarak ön planda durabilir. Hocam uzun vadeli olarak altında yükseliş göreceğimizden bahsetmiştim. Evet. Durumun pozitif olduğundan. Şimdi dün Rusya-Ukrayna tarafındaki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından piyasada bir risk iştahında artış olduğunu görüyoruz. Evet. Risk iştahında artış olduğunda tabii ki emtialarda biraz daha geri çekilme, bir riskli varlıklara yönelme olduğunu görüyoruz. Hocam evet. Altında dün gerçekten önemli geri çekilme oldu. Peki evet. Devam edecek mi yoksa artık burası dip noktası mı? Geçen haftaki yayınımızda izleyicilerimizle şöyle bir mesajımız olmuştu. 1900 dolar seviyesinin üzerinde altını almayı tercih etmem. 900 lira seviyesinin üzerinde gram altını almayı tercih etmem. 25 dolar seviyesinin üzerinde ons gümüş almayı tercih etmem. 12 lira seviyesinin üzerinde gümüş almayı tercih etmem. Ve dün, özür dilerim biraz daha kusura bakmayın. Hocam, özellikle dün 882 lira seviyesine kadar gram altının geri çekildiğini, 1880 dolar seviyesine kadar ons altının, 24-35 dolar seviyesine kadar gümüşün ons fiyatının ve 11,5 lira seviyesine kadar da 11-30 lira seviyesine kadar da gümüş gram fiyatının geri çekildiğini gördük. Buralar alım yeridir ve buraları dün ben sık paylaşım yaparak yatırımcılara uyardım. Buralar evet. Alım yeridir. Bu fırsatları değerlendirin diye birçok paylaşımım oldu. Ve o öngördüğüm geri çekilmeler gerçekleşmiş oldu. Tabii ki dalgalı piyasalar vardı. Tabii ki bu süreçte fiyatların biraz daha rally yapacağını görebiliriz diye tahmin ediyorum. Özellikle yaz aylarında yeni rekorlar görebiliriz. Hocam paylaşımlarınızı ben de severek takip ediyorum. Tam da dediğiniz gibi o noktaların çok yüksek noktalar olduğunu ve geri çekilme olduğunu zaten önceki programlarımızda evet. Paylaşımlarınızı da sık sık dile getirmişsiniz. Evet. Hocam
Türkiye burada bence çok önemli bir görevi üstlendi. Çünkü iki ülkenin arasında aslında barışın sağlamasına da biraz aracı olmuş oldu. Evet. Bununla beraber dün dolarda düşüş yaşandı. Hocam Evet. dolardaki bu düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi şu anda? Tabii dünkü geri çekilmeler çok önemliydi. 14.55 lira sanırım. 14.53 lira seviyelerini gördük. Ben dolar tarafında düşüşlerin çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. O yüzden her geri çekilme dövizle ticaret yapan veya dövize ihtiyacı olan yatırımcısına alım fırsatı sunabilir. Ama ben şöyle kritik bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Dün ben yine yatırımcısına şunu söyledim. Kademeli alım. Yani bir anda değil. Mesela önümüzdeki haftalarda Dışişleri Bakanlarının veya liderlerin bir araya gelmesiyle tekrar bir geri çekilmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Hocam bir tarafta da sizin dile getirdiğiniz gibi FED var. Son programımızda da bunu konuşmuştuk zaten. FED sürekli faiz artışına gideceğini, yani daha Evet. şanslı bir duruş sergileyeceğini zaten sinyallerini veriyor. Evet. Hocam önümüzdeki bir toplantı Mayıs ayında ve biliyoruz ki artık faiz artışı gelecek. Zaten önceki de Evet. 70 bas puandı. Hocam Rusya-Ukrayna görüşmeleri de pozitif seyrediyor. Peki bu durumla beraber altındaki pozitif performans devam edecek mi? Evet, ben yaz aylarında özellikle sık sık ifade ettiğim bir öngörüm var, bir tahminim var. Ben ons altında 2150 dolar, gram altında 1450 lira seviyelerini yaz aylarında bekliyor olacağım. Tekrar ara ara geri çekilmeler bence orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Bu fırsatların ben değerlendirmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Her ne kadar Fed'in faiz artırma süreci devam ediyor olsa da dolar-TL kuru nedeniyle gram altın-TL fiyatındaki geri çekilmelerin sınırlı olacağını tahmin ediyorum. Diğer önemli bir faktör Fed'in faiz artırım kararının karşısında da ciddi bir enflasyon riskinin olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bugünden dünyanın öngöremediği yeni jeopolitik risklere karşı da hazırlık yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çin-Tayvan arasında olabilir, Kafkaslar'da olabilir, Orta Doğu'da olabilir. Yeni jeopolitik risklerin satın alınmasının da önceden gerçekleşmesi gerekiyor. Aralık-Ocak aylarında yatırımcısına sık sık o hızlı çöküşle birlikte hem döviz tarafında hem gram altın hem gram gümüş tarafında zaten alan almıştı. Yani bu seviyeler sürpriz değildi. Ama her geçen ay eski seviyeleri aratacak seviyeler göreceğiz. Bir sonraki ataklarda 1000 lira seviyesinin üzerinde gram altının yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi aşağıda alımların biraz daha zayıf kalmasına neden olabilir. O yüzden bu barış görüşmeleri adı altındaki yapılan görüşmelerle birlikte döviz tarafında, emtia tarafında, kripto para piyasasında bir geri çekilme tekrar yaşanması halinde ki bekliyorum. Bunlar alım fırsatı olarak ön planda duracaktır. Burada bir kar yok. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Burada insanların parasının enflasyonun karşısında değer kaybetmenin karşısında bir güç olarak kullanmak için bu süreç yaşanacaktır. Mesela Ocak ayından bugüne kadar yılın ilk çeyreğinde altın fiyatlarında, döviz fiyatlarında, gümüş fiyatlarında yaşanan bu değer artışları aslında insanları sadece enflasyona karşı koruyabildi. Yani üzerine bir değer katmadı, kimseye bir şey kazandırmadı. Çarşı pazardaki enflasyon rakamları, raflardaki enflasyon rakamlarını gördüğümüz zaman da aslında biz yatırım araçlarından aldığımız kur farklarını enflasyon olarak geri verdik ve dolayısıyla da burada sadece bir kazanç yok. Ben özellikle şunu da ifade etmek istiyorum 2022 yılı ile alakalı. İnsanlar bir kazanç beklemesin. Sadece enflasyona karşı kendisini korusun. O bile büyük başarı. Yani para kazanma falan süreci yok. Ki enflasyon oranları zaten Evet. çok yüksek hocam. Hem dünyada hem bizim kendi ülkemizde çok yüksek enflasyon oranları var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle beraber enerji anlamında, doğalgaz anlamında da maliyetin artışları, özellikle gıda ürünlerindeki artış hayatımızın gerçekten her noktasına yansıdı. Hocam biz son zamanlarda yüksek enflasyon ve ekonomideki durgunlukla beraber stagflasyon ve resesyon kavramlarını Evet. konuşmaya
Sizin stagflasyon gibi bir beklentiniz var mı ve bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda piyasalar ve ekonomi stagflasyonla nasıl etkilenecek? Bugün gelişmekte olan ülkeler tabii ki Fed'in süreci, jeopolitik riskler, enerji krizi derken, enflasyon derken tabii ki en çok yara alacak ülkelerden bir tanesi de gelişmekte olan ülkeler. Bizim gibi ekonomiler bu süreçten olumsuz yönde etkilenecek. Kamunun bu faturalara karşı ciddi bir maliyeti var. Yani bu zam artışları bölünüyor, yarı yarıya bölünüyor. Ve dolayısıyla kamunun vermiş olduğu desteklerin olmasına rağmen faturaların artık biliyorsunuz nereden nereye geldi herkes tarafından görülmekte. Ama dış politikadaki pozitif seyirler, olumlu gelişmeler bizim enerji tarafında ucuz maliyet yapmamız açısından Çin gibi mesela bir fırsat, bir olanak sunacak mı? Bu dış diplomasideki gelişmelere bağlı olacak. Eğer biz enerji tarafında ucuzdan maliyet yapmak, ucuzdan almak gibi bir avantajımız olursa bu dış politikadaki görüşmelerle alakalı Türkiye pozitif yönde etkilenirse eğer, evet bizim maliyetlerimiz düşer, enflasyona da olumlu yönde katkı sağlar. Ama bu sürecin nereye gideceğini tam olarak kesmek mümkün olmadığı için biz enerji tarafında ucuz bir maliyet yapıp yapmayacağımız da belli değil. Dolayısıyla hocam, bizim yapmamız... Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında önemli bir görevi üstlenmesiyle daha ucuz bir enerji alabilir miyiz? Öyle bir şansımız var tabii ki. Yani şimdi bakın dün emtia fiyatlarında sert düşüşü gördük Gözde Hanım. Yani özellikle nasıl söyleyeyim size, petrol fiyatları mesela hızlı bir şekilde 103 dolara kadar geriledi. Ons ve altın ve gümüşü saymıyorum. Onlar ayrı bir yatırım aracı. Petrol fiyatlarının düşüş çok dikkat çekiciydi. Ama içeride dikkat ettiniz mi? Dolar TL kurunda hızlı bir geri çekilme gördük. Neye rağmen? Evet. Euro dolar paritesinin bir 11'e yükselmesine rağmen. Evet. Yani çok fazla agresif bir yükseliş görmedik paritelerde. Buna rağmen dolar kurundaki sert geri çekilme şunun habercisi: yabancı sermaye veya yabancı sıcak paranın tekrar bu görüşmelerin pozitif yönde geçmesi ve dikkatlerin Türkiye'ye çekilmesi, bu bir. İkincisi, Türkiye borsası gerçekten ucuz ve yabancı yatırımcıların şu anda iştahını kavruyor. Bu iştah da ister istemez borsalara girişleri hızlandırabilir. Gerçi küresel borsalarda da ben satışlar bekliyorum ama en az etkilenecek olan borsa Türk borsası. Neden? Çünkü oldukça ucuz Türk borsası şu anda ve oldukça ucuz olduğu için kısmen olumsuz yönde etkilenecek. 2000 puan seviyesinin altını bahsediyorum. Ama Türkiye bu dış diplomasi tarafındaki, dolar tarafındaki gerileme, işte tekrar bu barış görüşmelerindeki pozitif seyriyle birlikte enerji tarafında ucuz maliyet yapabilecek ülkeler arasının başında geliyor. Çünkü her iki ülkeyle ilişkileri güzel, diyalogları güzel ve muhtemelen de benim tahminimi söyleyeyim ben size, önümüzdeki aylarda ucuz enerji alma olasılığını çok güçlü görüyorum. Hocam, o zaman doğalgaza da bir indirim düşüş gelebilir mi? Olabilir. Evet, benim nazarımda olabilir. Çünkü ama şöyle bir şey de var, unutmamak gerekiyor. Bugün 14.60 lira seviyesinde, 14.65 lira seviyesinde dolar kuru. O günkü dolar kurunu da göz önünde bulundurmak lazım. Biz döviz alıyoruz, TL ile satıyoruz. Ama dolar tarafında agresif bir yükseliş olmazsa indirim olarak yansıyabilir. Ama dolar kurunda agresif bir yükseliş olursa, ucuz alırsak bu sefer de yeni zamlar gelmez. En azından stabil kalır. Böyle bir ihtimal de var. Hocam, Türkiye burada gerçekten bu süreci çok başarılı yürüttü. Bunu açıkça görüyoruz. Çünkü olumlu haberler de geldi. Hani ne olur şu an bilinmez ama. Hocam, bir taraftan da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'sini %18'den 8'e indireceğini açıkladı. Evet. Sizce halkın alım gücünü biraz olsun artırır mı, rahatlatır mı yani ekonomimiz? Yani kamu elinden gelen bütün gayreti gösteriyor ama bu yeterli değil. Güzel bir politika, gerekeni iyi niyetle yapıyor ama önemli olan süreç Hazine ve Maliye, Ticaret Bakanlığı eğer sahaya inerse, bu fırsatçıların önüne geçebilirse, yani KDV'de indirim var ama fiyatlı artış var. Bir şey ifade etmiyor. Bu sefer devlet zarar ediyor, millet de zarar etmeye devam ediyor. Kazanan yok ortada. Hatta kaybeden var. Hem millet kaybediyor hem devlet kaybediyor. İşte maliye ayağı sahaya inerse, tespit ederse, gereken cezaları verirse bunlara problem yok. Ticaret Bakanlığı da tekrar yeni farkındalıkla vatandaşları bu tarafında
bir farkındalık oluşturursa ve nefes aldırmazsa bu fırsatçılık yapanlara, ki dünyanın her yerinde fırsatçılık var, gerekeni yapmalı. Bundan sonra top Ticaret Bakanlığı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak ama devletin almış olduğu yük ciddi bir yük. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ben şu anda olması gereken bir süreçte bu politikayı devam ettiriyorlar. Ama önemli olan şu, hazine ve maliye sahaya inmedikçe bu kriz fırsatçılığını, fiyatı artıranlara karşı bir mücadele olmadıkça o yapılan indirimlerinde bir karşılığı olmayacağını düşünüyorum. Evet hocam, dediğiniz gibi özellikle pandemi döneminde bu kriz fırsatçılarını biz çok fazla gördük. Dediğiniz bence çok önemli. Hazine ve Maliye Bakanı'nın sahaya inip bunları tespit etmesi büyük ölçüde önüne geçecektir diye düşünüyorum. Evet. Hocam, size kripto paralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii az ki. Önce geri çekilme olabilir demiştiniz. Sanırım evet. 44.000 bandı. Şu anda da Bitcoin 47.000 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ben 43.500 seviyesine kadar bu gerilemenin mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. Hocam, uzun vadeli olarak da 50.000 seviyesinin aşılması durumunda havanın pozitif olacağını söylemişsiniz. Evet. Özellikle yaz aylarda 70.000 dolar seviyesinin üzerinde mümkün olabilir. Hocam, o zaman bu geri çekilmeler çok uzun sürmeyecek olan geri çekilmeler değil mi? Tabii, yani şu andaki koşullara bakıyoruz. Bu pozitif havayla birlikte, özellikle Fed'in faiz kararıyla birlikte. Çünkü Fed'le ilgili şöyle bir öngörü ve tahminim var benim. Muhtemelen Mayıs toplantısında Fed 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapabilir. Bizde enflasyon yükseliyor. Bence yüksek gelecek yine. Ama Amerika'da da yüksek gelen bir enflasyon olacak karşımızda. Haliyle de Fed bunu baskılamak için 25 baz puan değil de 50 baz puanlık bir faiz artımı yapma ihtimalini güçlü görüyorum. Ama piyasalarda bu sefer bir yerden kaçmayacak, kaçmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu finansal piyasalarda çöküşü önlemek için de insanlara bir getiri sunmak gerekiyor. Altın ve gümüşü asla istemiyorlar. Borsaları zaten zamanında desteklediler. Hatta borsalarda ben bu yıl ciddi bir sert satış bekliyorum. Elde kalan tek bir enstrüman var. Bende kripto paralar. Evet, o zaman kripto paralar daha da öne çıkacak o zaman bu dönemde. Evet. Zaten Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber çok fazla gündeme geldiğinde görmüştük. Evet. Hocam, yatırımcılara son olarak tavsiyelerinizi sorayım. Yatırımcılara şu an bu koşulları göz önünde bulundurursak neler önerirsiniz bu dönemde? Ben yatırımcıya bugüne kadar söyleyeceğimi söyledim. Yani 3 aydır sepet kültürü, kısa vadeli evet. Al-sat yapma, pariteyle işlem yap, fırsatlar şimşek gibidir, gelir ve geçer. Hı-hı. 900 lira seviyesinin üzerinde tam bir ay yalvardım, almayın. 1900 dolar seviyesinin üzerinde yalvardım, almayın. Dün bu fırsatlar geldi, iyi de oldu. Gram tarafında da aynı. 14.80-14.90 bandlarında dolar kuru bence uzak durulmalı. Dolardan çok medet beklemeyin. Çünkü kısa vadeli bir sert bekliyorum, düşüş bekliyorum. Bugüne kadar söyleyeceğimi söyledim. Tekrar bu Dışişleri Bakan görüşmeleri 1. Liderlerin görüşmesi 2. Bu iki gelişmeyi yakından takip etsinler. Bu iki gelişmeyle birlikte dolar tarafında ve emtianın gram bazında tekrar kısa vadeli bir geri çekilme mümkün olabilir. Ama soru şu. Nereden nereye kadar geri çekebilir? Yani görüşmeden önce fiyatlar nerede olacak? Nereye kadar geri çekilebilir? Bunu önümüzdeki haftalarda net bir şekilde yorumlayacağız. Ben dediğim gibi yaz aylarına hazırlık yaptık ve bütün yatırımcılar da yaz aylarının hazırlığını yaptı bugüne kadar. Bugüne kadar yapmamış olanlar bence çok büyük ihmal içinde de onlara geçmiş olsun. Hocam, o zaman önümüzdeki haftalarda önemli takip edeceğimiz haberler Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri ve liderlerin görüşmeleri olacak. Ona göre de evet. Yazı çekilecektir ve dolar evet. Durumu çekilecektir. Ama şunu unutmayın, dünyada ciddi anlamda finansal piyasalarda bir illüzyon var. Evet. Bu illüzyon karşısında kesinlikle algıyla pompalıyorlar bazı şeyleri. Bu algının içinde ve tuzağında olmayın. Gerçeklerle hayata bakmak gerekiyor. Dün gün içinde bütün sosyal medya mecralarında şunu ifade ettim. Bu olumlu bahar havası geçici, kalıcı değil. O yüzden çok böyle toz pembe hayaller kurmayın. Dünyada çok büyük riskler var. Ekonomiler iyi bir yere gitmiyor. O yüzden siz olun. Yazın, kışın hazırlığını yapın. Kışında yazın hazırlığını yaparak da bu süreci böyle tamamlayın.
ve mümkün olduğunca da açıkta kalmadan yolunuza devam edin uyarılarım vardı. Evet hocam, uyarılarınızı da ben de severek takip ediyorum sosyal medya hesaplarınızdan. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Ağzınıza sağlık hocam. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın.